Merhabalar, abi, hoş geldiniz. Sağ ol, nasılsın? Hoş geldiniz. İyi valla, sen nasılsın? İyi misiniz? İyiyiz. Eyvallah, sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Buyurun, tarz bey size alalım. Aynen, bugün birleşme partimiz var İstanbul'da. İşte Mert'le Perviz'le bir buluştuk, yemek yiyelim dedik. Aferin. Aynen, valla siz de işte buradasınız. Evet. Araba çarpmasın. Evet. Mert Bey buyurun. Mert'le ben de şey diyorum, işte birleşme partisi işte. Birleşme partisi İstanbul'da yemek Merhaba yedik. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Mert'in misafiriydik. Hesabı Mert Bey ödedi. Büyük ihtimalle yarışmalarda ödeşeceğiz. Şimdi Ersin'in yanına geçeceğim birkaç güne, orada ödeşirsin. Aynen. Yemek yedik, yemek. Adada 5 aydır hayalini kurduğumuz yemekler vardı, onları yedik. Evet. Nasıl geçiyor peki, İstanbul'a alışabildiniz mi? Ya işte jetlag olayı vardı. Bir iki gün kendimize gelemedik. Hı hı. Ondan sonra şimdi yeni toparladık. İşte buluştuk. Çemiş kadro İstanbul'da. Aynen. Koronadan dolayı bir süre gelemediniz. Bu arada biz başsağlığı dilemedik. Başınız sağ olsun sağ tekrardan. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani işte yapacak bir şey yok. Ben de yeni köpeğiniz, yeni mes. Aynen. Onunla vakit geçirmek nasıl? Alıştınız mı? Valla alıştı, aynen. İki gündür alıştı bana. Hı hı. Şimdi işte gidip alacağım. Eve gideceğiz. Ferdi Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Valla bence ben eskiden geldim. Biraz bunlardan geçen geldim. Bir ay oldu ben İstanbul'dayım. Ben daha iyiyim şimdi. Ama inşallah bazen artık alışıyoruz İstanbul'a. Aynen öyle. Dönmekten sonra iyi geldim. Son olarak da bir sorum olacaktır. Buyur abi. Uzun, anneler gününde bütün yarışmacılar annelerine işte videodan çekim SMS mesaj gönderdiler. Evet. Sizin Kürtçe gönderdiğiniz için yayınlanmadı ve bu yüzden siz tepki gösterdiniz. Yok, öyle bir şey yok. Sen sorduğun soruya ben böyle cevap getireyim. Evet. Acun abiye de sormuşlardı bunu. Gerçekten annem Türkçe göndermişti o mesajı. Yani annem Kürtçe de biliyor ama Türkçe göndermişti. Yani Kürtçe bir mesaj göndermemişti. Bu soruna cevap olsun. Çok evet, teşekkür ederim. Çünkü yanlış anlaşılmamıştı. Hani siz de cevap verip teyit etmiş tabii, aynen. Bir de sizinle ilgili bir şey vardı Perviz Bey. Sosyal medyada Azerbaycan'dan SMS gelmediği için sizin yarışmada eleme nedeninizin onun olduğunu söylediler. Yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Yok ya, öyle değil. Yani aslında Azun abi doğru yapmıştı. Yani aslında Azerbaycan'dan mesaj atsaydı zaten ben şampiyon olurdum. Ondan dolayı doğru yapmıştı. Hedefiniz şampiyon olmak değil miydi? Ama yani zaten böyle de şampiyonluğa gidecektim ben finale. İşte kızların oyuna geldi. Yersin abi geçen defa söyledi zaten panoramada. İnşallah All-Star olursa All-Star'da görüşürüz yine. Bu üçlüyü All-Star'da görmek gibi şansımız var mı? İster misiniz? Tek tek gelirse gider. Ya kısmet diyelim. Çünkü ben zaten kendisine söylüyorum kendisine. Ya gidelim bir yere. Evet, aynen. Mert kaçtı. Mert ve biz. All-Star. All-Star'da olmak ister misin? Arkandan sallamıyorsun. Yine arkadan sallıyor. Ne dedin? Ya işte biz ikimiz olmak istiyoruz. Mert Bey düşünmüyor bizimle beraber. Ya bu sinirli ya. Onun ne yaşamı var. All-Star'ı 3 ay yaparlarsa olur. Herkes gelir. Aynen. Bu arada gördüğüm kadar buzlar derimiş aranızda. Bizim aramızda hiç sıkıntı yok ki. Olmaz ya. Ufak bir hata yaptı arkamdan. Evet, biz alalım. Dün Mert Bey'le o zaman ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Mert Bey'le konuştuk dün yeni projelerden. Gidiyor musun? Ersin Bey, sizin yeni projeleriniz var mı? Okuma hani dizi teklifi, film teklifi muhakkak gelmiş. Benim şimdi, çok büyük bir projen olduğunu söyle. Şimdi yeni geldiğimiz için, ben Berkama'ya bağlı bir oyuncu olduğum için hali hazırda bir tiyatro oyunum var. Onlar bir ay sonra işte sosyal bir mesafe koruyarak o tiyatro oyununa başlayacağız. Hı hı. Bir de belki bir tek kişilik bir oyunum var. Onu söylemiyor. Çok büyük projesi var. Evet. Bekleyin. Çok büyük projesi BKM var. BKM ile mi? İşte, yani BKM ile birlikte çalışıyorum. Tek kişilik oyun olabilir. Aynen. Hayırlı çünkü olsun. Bilmiyoruz bu korona muhabbeti nereye kadar gidiyor. Onun dışında ne geder esprisi hala devam ediyor. Ne geder? Ben bunu yaptım burada. O zaman beraber en son olarak bir ne geder yapalım. Bunun ondan sonra sizi rahatsız. Sen şarkı söyle. Bir söyle. Bir dakika. Şimdi bu boyda programın televizyon programları içinde bu mikrofonlar ne geçer? Hadi gel. Beyler görüşürüz. Hadi görüşürüz. Mikrofon soru. Şafak Sezer'in bir açıklaması vardı. Büşra Pekin ve sizinle ilgili. Aynen. Hani ona da bir açıklık getirir misiniz? İnanır mısın, ben de yazılı olarak görmüşüm. Şafak'tan birebir ağzından çıkan bir laf olarak duymadım. O yüzden bir şey diyemem.